her isteyene bu yetki verilmesi söz konusu değil. Önce bakanlık nezdinde Antakya Belediyesi'ne örneğin gelindi, inceleme yapıldı. Mühendislerimizin, bu konudaki uzmanlarımızın, teknik heyetimizin bilgi birikimi ölçümlendi. Aynı zamanda aracılığa... Sahada da galiba inceleme. Sahada da özellikle gelen özel ekiple birlikte bakanlığın görevlendirdiği üst düzey ekiplerle birlikte alanda ziyaretler yapıldı, keşifler yapıldı. Daha sonra proje konusundaki yapmış olduğumuz çalışmalar ve kısa bir zamanda alanda vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde projeleri hazır hale getirmiş olmamız tabii şüphesiz bakanlık nezdinde çok önemli bir karşılık buldu. Ve böylece başta Antakya Belediyesi ailesi ve birbirinden kıymetli meclis üyelerimizin şehrimizin ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı alanların içinde olduğu çok güzel bir kentsel dönüşümü yaparak vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağduriyetine fırsat vermeden ve en hızlı ve en etkin bir şekilde yeşillikler içerisinde spor tesislerinin olduğu, sosyal donatı alanların olduğu, ibadet yerlerinin olduğu, aynı şekilde karakol binasının, semt pazarının olduğu ve sağlık tesislerinin olduğu, yürüyüş alanları içinde olduğu, koşu parkurlarının, spor tesislerinin gerek kadın, gerek yaşlı ve engelli ve gerekse çocuklara hizmet edecek. Tüm şehirle ilgili alt donatımının aynı zamanda yüzeyde 1000 tane otopark, yer altında da 5000 tane otoparkın planlanacak şekilde hazırlanmış olması son derece önemliydi. İşte bütün bunları gözlemleyen bakanlık makamı yetkiyi bu yeterlilikleri gördüğü için çözüm üretebileceğine inandığı için Antakya Belediyesi ailesine ve değerli meclis üyelerine teslim etti. İnşallah bunları hızlı bir şekilde biz yapacağız. Geriye dönüp baktığımızda bakanlık böyle herkese proje onaylama yetkisi verdi mi diye bir baktık. İki tane büyükşehir belediyesine bugüne kadar bakanlık proje onaylama yetkisi vermiş. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ikincisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne proje onaylama yetkisi verilmiş. Peki ilçe belediyesi olarak acaba başka bir belediye verildi mi diye baktığımızda son süreçte büyükşehir kapsamını alan belediyeler olarak ve bundan önceki belediyeler açısından baktığımızda Antakya Belediyesi'ne ilk kez böyle bir proje yetkisinin verildiğini gözlemliyoruz. İl belediyesi olarak da yok efendim bu durumda. Tabii il belediyesi olarak 28 büyükşehir belediyesi de yok. Evet, evet efendim. Evet. Böylece Antakya Belediyesi ailesine bakanlık nezdinde bir güvenin işareti olarak bu proje onaylama yetkisi verildi. Büyük bir sorumluluk, büyük bir manevi yük omuzlarımızda. Allah'ın izniyle milletimizin bu konudaki hayır duasıyla burada yaşayan vatandaşlarımıza en güzel şekilde onları mağdur etmeden tam tersine ekonomik açıdan şu andaki sahip oldukları tüm gerek arazi, gerekse içindeki mülkleri fiyat konusunda bugünkü fiyatlarla baktığımızda en az 3, 4, 5 kat hatta 10 kata kadar bazı değerlendirmelerin evet. yükseleceğine inşallah biz inanıyoruz. Projemizi birazdan vatandaşlarımıza sunumunu yapmış olacağız. Orada da hepsi açık bir şekilde görünüyor. Böylece insanımızı rahatlatacağız. Güzel, yaşanabilir, konforlu bir mahalle yaşantısıyla onların hizmetinde olacağız.